Lan soğuk, havada buz gibi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Vallahi bugün baya günümüze erken başladık arkadaşlar. Daha gün bile anca aydınlanıyor. Normalde bu saate kadar çoktan aydınlandıydı ortalık da. Gece sabaha kadar yağış oldu. Yağmurdan dolayı havada zaten şu an bile hafif çileştiriyor. Ondan dolayı daha şöyle bir aydınlana veremedi hava. Hayvanlarımı yemledim şimdi. Birazcık karanlık da o yüzden şey yapmadım. İçeride çekim yapmadım. Dedim hayvanlarımı hadi yemini vereyim. Sobayı yaktım. Akşam burada ben kaldım. Babam kalmadı. Ben buradaydım. Erken kalktım. Bir çay demledim. 2 bardak çay içtim. Hayvanlarımın yemini verdim. Şimdi arkadaşlar bugün ne var? Bugün annemin, babasının ve annesinin, yani dedemle nenemin, anneannemin hayırları var. Köyde. Bu köyde değil. Bir yukarıdaki köyde. Bademli köyünde. Annemin köyünde. Büyük hayır var. Lokma hayırı var. Lokma hayırı yapılacak. Bugün oraya gideceğim. Birazcık da fazla vakit harcamadan gidelim ki sandalyedir, masadır, ayarlanacak şeyler olur. Onları ayarlarız. İşte eşyalar, meşyalar derken reçeldir, peynirdir, ne koyulacaksa lokmanın yanında onları falan ayarlayacağız. Vakitlice gideyim. Küçük küçük sizlere de birkaç kare oralardan bir şeyler çekmeye çalışırım. Ne yaptıysak onu çekeceğiz yani. Yemek mi yedik yoksa yemek yemeye fırsatımız olmaz bizim fazla da işlenmekten. Bu arada Ümit'in yanına da uğrarız hem. Ümit de biliyorsunuz Bademli'den. Benim en yakın arkadaşım. O da keçileri yaylıma çıkartıyor. Hem de bakalım bir Ümit'in yanına gidelim. Ümit'le biraz muhabbet edelim. Sizler de bazen içinizden Ümit'i sevenler var. Anıl Ümit'e de göster diyorsunuz. Hem onunla muhabbet ederiz bakalım. Bilmiyorum belki gitmem de. Gidersem de gösteririm zaten. Onun yanına doğru uğrarız. Böyle arkadaşlar bakalım nasıl günümüz geçecek. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Her yer yağmurlu. Millet kahvelerde vallahi arkadaşlar. Zeytin toplama hadi giden olmamız bugün fazla. Normalde bu saatlerde ne kahvede ne köy içinde hiçbir şekilde insan göremezsiniz. Herkes tarlada olur, zeytin topluyor olur bu aylarda. Ancak yağmur yağdığından dolayı istirahat ediyorlar. Şimdi yaklaşık bir aydan beri zeytin toplanıyor ya. Bir gün iki gün tatil olsun artık millete de. Zaten yağmur yağmamış olsa tatil falan yapamaz kimse. Zeytin bitinceye kadar hiç durmadan toplanmaya devam eder. Bu araba nereden denk geldi bizim önümüze ya? Araba dolu herhalde. Baş yukarı gidemiyor da. Burası yama yukarı bir yol. Bizim Murat Bey yol arıyor. Rampa mumpa çıkacak da. Gel gelelim. Yaşa lan da ya. Vallahi yaşa bak. Adam yol verdi bize. Baktı gördü. Olmayacak. Arkadan son model Lamborghini, Lamborghini geliyor yalan dedi, çekileyim bari ezdirmeyeyim kendime dedi. Yağmur havası arkadaşlar, gece hep yağdı ama bakalım gün içerisinde %40-45 gösteriyor yağış. Tutacak mı? Hayır, bereketli olacak. Yağmurlu güne denk geldi tam. Bademli'ye geldik arkadaşlar. Evin girişindeyiz. Zaten Bademli'yi artık kendi yaşadığınız şehirden daha iyi öğrendiniz. Benim videolarda gele gide Bademli diye diye. Gelen beye geçerken Bademli'den geçiyoruz. Bir yere giderken Bademli'den gidiyoruz. Sürekli buraya geçiriyoruz. Malum burası bizim annemin evi olduğu için. Öyle Ümit satıcımın yanına doğru gideyim bakalım bir. Ya bizim keçiler çıkarmış mı çıkarmamış mı bir bakayım. Allah doğru gidecek yer.
Heh, yaşlı sadıcım be. Niye bu hava be? Selamun aleyküm. Kış oldu artık. Kışı getirdiniz vallahi sadıç, kışı getirdiniz be. Hoş geldin sadıcım. Hoş bulduk bakalım, ne yaptın? İyi vallahi, sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Hayırı geldik bugün hayırvaya. Dedemden ninemin. İyi ya. Öğren dedim arabada gelirken Ümit sadıç bizim dedim daha keçe çıkarmamıştır dedim. Aynen. Ümit'le video çek, video çek diye söylüyorlar. Her zaman da gelemiyor senin yanına. Doğrudur. Hazır dedim, badem mi de hayır varken sadıcım yanına doğru gideyim şöyle bakalım dedim. Aynen. Ne yapayım bakalım, keçilere mi çıkaracaksın? Keçiler çıkardım. Ha, o ayırmamışsın ya bu tarafa. O içinde duruyor artık, karışık. Hey, karıştırdın mı? Keçiler azalınca sıkıntı ya biraz. He, aynen doğru. Şundan mıdır bununla? Evet. Yanımdan ufaklığı kalmamış oğlum, kocaman keçi olmuş bunlar. Ya maşallah. Kavallah dağdaki şu beyaz olan. Şu beyaz da mı? En son doğan yavrulu arkadaşlar şu beyaz da. Kocaman keçi gibi olmamış mı? Boynuzlara bakın. Anası gibi olmuş yanında. Anası gibi ne olmuş? Bir yaşında var değil mi? Şu yavruları gördüğü zaman bir yaşında olacak. Hey, bir daha yavru, bir daha yavru olursa. Aynen. Daha 10 aylık. İşte ya 7-8 aylık, 10 aylık. 7-8 aylık hayvan maşallah sadece. Daha da hayvan yayıldı mı gerçekten çok kendini farklı belli diyor ya. Gar yağacak neredeyse. Akşam gar sepiştir ediyordun sen. Vallahi yağmur, gar temelli ortalık kışı döndü ya. Aa, kış oldu artık ya. Ama olsun gar değil mi? Yani kış sadıç. Zamanı gar ya. Evet. Haneden beri yağmur bekliyor sadıcım. Yağmur yağmıyor. Yazdan beri hiç yağmur yağmadı yani. Ne zaman yağdı dedin en son? Çok bayağı. En son bayağı yazın oldu. Mı yağdı ya? Yazın yağdı. Çok yani. Oldu vallahi, çok oldu. Arkadaşlar Ümit'in keçileri vardı satılık sadıç. Ne oldu senin keçi işleri? Satıldı onlar. Satıldı değil mi onlar? Nereden geldiler alma? İzmir'den geldiler. Ya ulan ta İzmir'den görmüşler mi lan keçileri? Evet, İzmir'den görmüşler. İzmir'in neresi? İzmir Torbalı'nın köyünden. Torbalı'nın köyünden mi gelmişler? Aynen. Ümit'in keçilerini satılığa koyduyduk arkadaşlar. Video çektiydik bilirsiniz. Kaç keçidin sat acaba? 50 mi 40 mı? 40 tane. 40 tane değil mi? Boynuzlarını boyadıydık hatta. Aynen. Bunlar satıldı. Satıldı onlar. Oo iyi valla. Şimdi sürün gençleşmiş mi oldu? Ya aslında senin sattığın keçiler de gençtin de. Gençtin mecbur de. Satman gerektiği için bazılarını çıkardıydın işte. İşte. İyi yapmışım. Hiç benim gözümde içeri girince hayvan azalmadı. Oğlaklara da mı geçirmişim? Ondan mı oldu acaba? Aynen ondan dolayı. Sayı da normal yani. 40 keçi fazla bir şey. Belli. Öyle 40 tane keçi ne olacak arasından çıkınca? Pek gittiği belli olmuyor yani. Öyle. Kaç paradan sattın? Kaç dedik biz onlara? 6 deyip pazarlık vadedeydik herhalde değil mi? 5.5'a verdim. 5.5'a mı olmuş oldu? İyi ya. Ya aslında iyi değil, düşük de. İyi ya dediğim bakma, öylesine aynen. İyi ya diyorum da. Piyasaya göre, buralarda kenara göre iyi yani. Ya aynen ona göre. Zaten bu kara keçinin fiyatı normal o süt şeylerine göre acık düşük oluyor aynen, değil mi? Aynen biraz düşük oluyor. Sahnenlere göre falan. Tabii, ona tek tek satıldığından millet bir iki tane eve bakmalı aldığından fazla aramıyor yani. Parça satışı olduğundan. Aynen, parça satışı olduğundan. Adam 1000 lira da 2000 lira da fazla para veriyor. Aynen. Yani senden alan adam sürü yapacak. Aynen. Kara keçe 2 tane alsa ne yapacak? Evde tabii. Olmaz ki zaten bu hayvan. Aynen. Bunalımı girer, stresi girer evde. Bu sürekli dağa gitmesi lazım yani. Yağmur, çamur. Gitmesi bak şimdi yağmur her yer çamur olmuş. Bu dağa keçi çıkacak bu aynen. Dağa. Aynen. Karnını doyuracak çalılan çırpılan. Şimdi yarım saat, 1 saat saati geç kalsa hepsi melemeye başlar. Saati geciktim aynen. Değil mi? Saati geciktim dışarıda. Dışarı çıkmaya işte. Şimdi sağım işi bitti mi artık tamamen? Sağım işi bitti yani hayvanlar. Kalktı sağım ağım yok yani. Aynen hayvanlar gebe. Gebe değil mi? Ne zaman doğacak? 2 ay kaldı işte. Ocakta başlayacaklar. Oo ocakta bir doğmaya başladı. Aynen. Ölüm oranından senin az olur galiba burası oldu ya. Aha. Eskiden de dağın yetendeyken kışın çok zayiat veriyordun da. Aynen. Burası rahat oldu ya. Yarı yarıya düştü mü ölüm oranın buraya yapılınca? Tabii düşmez mi ya yarı yarıya. Değil mi? Orası çok şeydin ya kötüdün orası. Vallahi. Hayvan hem burada yağmur çamur görmüyor fazla. Heh. Araba işi nasıl yaptık? Araba araştırmaya devam ediyoruz mu? Araştırıyoruz işte bakalım. Devam ediyoruz. Yardım isteyen mi arkadaşlardan da olan vallahi olmaz ulaşsın bize. Yakın çevrelerden varsa olur. Uzaklardan olmaz da. Arkadaşlar Ümit bizim arkadaşım araba alacak. Niye araba aldın sadece? Renault, Toros, o tarz yani. Bizim köyde Mercedes sayılır onlar. Aynen bizim köyün en lüks arabası Toros. Aynen. Renault, Toros da var ya onlardan. O arkası, geniş olan olacak geniş yalnız. Olan, binek mi diyorlar, station mi diyorlar station onlara? Diyorlar. Evet, station. O arkası geniş olanlardan. Onlardan alacak. Zaten keçiye de ondan sattık değil mi sadece? Evet. O arabalardan alacak. Araştırıyoruz bakalım hesaplı bulursak.
Var Toros aslında da ne diyorlar sadece, kaç para yazıyorlar onlara? Çok para istiyor Mercedes, yani iyi araba fiyatı istiyorlar. 450 yazmış değil mi adam? Arkadaş bu ne dedim ya, 500 daha versek. 450-500 lira aldım ben, transit alırım. Aynen yani, transit de bizim açık kasa bile 300 milyar ya. Aynen. 500'ü verdin mi dediğin gibi transitin çok yeni modellerinden alırsın. Tabii. Ya işte onlar da 50 kilometrede, 40 kilometrede, 50 kilometre düşük diye. Almamış, koymuş depoya. İhtiyacı yok. İhtiyacı yok. El ayağı düzgün arabanın diye yüksek fiyat istiyorlar da. Tabii. Biz gene şöyle 180-200 bandı mı bizim alacağımız fiyatlar? Aynen, o fiyat aralığında. Arkadaşlar elinizde varsa bakın öyle bir 180-200 bin liralık Toros değerlendirilir yakınça. Ha uzağa gidemeyiz. Ümit'in nasıl uzağa gitsin? Aynen. Adam arasa da işte şimdi... İzmir'den arası nasıl gideceksin şimdi sen İzmir'e? Şimdi hayvanı bırakıp da gidemezsin. Heh, sabah hayvanı bırakman, çıkarman lazım. Aynen. Yerine çoban buluyorum desen millet keçi gütmekten anladığı yok. Aynen. Anlayanın da zaten kışkın. Yaz şimdi zeytin sezonu ya, millet de iş, yani boş i̇ş kayıt, insan bulunmuyor. Boş insan da bulunmaz. Aynen. Onun yerini gitsen. Akşamları müşteri buldun mu akşamları gelemdi ki. Hı-hı. En azından beraber gideriz akşamlara. Aynen. Gündüz oldu mu? Gündüz yani keçi işi oluyor da. Aynen. Bir araba alacağız. Hayvancılık böyle değil mi Sadıç? Evet. Hayvancılıktan işletiyorsun, yapıyorsun, biraz satıyorsun. Ev yapacaksan ev alırsın. Araba alacaksan araba alırsın. Genelde aynen öyle. Geçim bu şekilde oluyor. Aa zeytincilikte de öyle. Biz de zeytinden geçimimizi sağladığımızdan zeytin zamanı gelecek de işte zeytin satacağız, aynen, yağ satacağız. Geçimimizi sağlayacağız bir aynen miktar. Para kazanmanın derdindeyiz. Hayvan yapan adam da hayvandan işte. Tabii. Ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz mu keçileri? Çıkarıyoruz şimdi ya, yavaş yavaş çıkarak. Yavaş yavaş. Anam lambanın kapağı yere düşmüş bak. Onu boynuzağını da akıştırmışlar herhalde. İçeriden düşmüş. Kırılmamış yalnız. Aldı da kalsın yine bantlansın. Olabilir belki. Keçenin çanına sökeyim ben de. Çanına mı sökeceksin? Neden? Yan gidiyor biraz. Yan mı gidiyor? Öbür günler nasıl yani, ne demek? Öbür günleri fazla takip etmiyor yani. Sürüyü bölüyor. He o keçi ha. Çanını söktün mü, ne olacak şimdi? Ya şimdi onun çan sesini takip etmez hayvanlar. Onun çan sesini bakıp da gitmez yani. Aynen, onu takip etmezler. O zaman ondan sök sen onu. Yaşlı olan sadece bir severdi, yakaladın valla. Tutoruyor mu boynuzundan? Yok yok, sökeyim onu. Zaten keçi de hareketliymiş ha. Va. Sana şimdi şey zamanı da değil. Ot mut da daha tam çıkmadı değil mi? Hayvanların besisi çok yerinde ya. Maşallah. Normal. Fazla besili değil bu sene hatta. Havada değil mi? Burası benim gözüme iyi geliyor şöyle ya. Daha da mı besili oluyordu normalde? Aynen. Pelit mesela bu sene pelit çimen fazla olsaydı biraz daha besisi iyi olurdu. Ya bu sene pelit şey de yok herhalde değil mi? Pelit de yok. Çimen de yok. Havalar kurak gittiğinden. Hayvan hem pelitten maruz kalıyor hem aynen şeyden maruz kalıyor. Çimen de yemedi şimdiye kadar. Çimen de yemedi. Evet. Yani gözüm yine iyi geldi şöyle baktığın zaman da. Normal çakırtıyla. Bak ne yapıyor, bak ne yapıyor sadıç. Ne yaptın, çekede mi yiyeceksin? Oğlum garibanın çekedin farmarı yırtık zaten. Bir de sen yırtarsın ya. Bunlar çok sever gevelem abi. Çok sadıç değil mi, hiç kuzuya benzemiyor bunlar. Aynen. İlla insanın bir yerini gevelecek bunlar. Oğlak değil. Bak o da senin yanına geldi, sevdiriyor bak seni. Ensesini şey yaptırıyor beni. Sevdiriyor mu enseyi? Kaşalattırıyor. Kaşalanmış adam ya. Sen de mi yapacaksın lan? Alam kardeş mi olsa bunlar? Yok. Biri beyaz biri ayrı, biri aslında mı? Onun arası emzirmiyor da biz tutuyoruz ondan. Buna? Ondan mı insanın yakın oldu? Yavruken anası bak. Hayvan bilen biliyor be sadıç. Evet. İnsan bilenmediğini. Aynen. Benim annemin köyü arkadaşlar burası. Annem de 18 yaşına kadar bu köyde büyümüş. Sonra 3,5 kilometre aşağıda Karacakaş. Şu anki durduğumuz köy. Oraya gelin gidiyor. O zamandan beri oradayız. Ama benim her zaman söylediğim gibi burayı niyeyse daha çok seviyorum. Kendi köyümü de severim de. Burası annemin köyü. Bir tık daha bana baskın geliyor. Arkadaşlar biz keçileri çıkaracağız gari. Yavaştan yavaştan. Yani ben keçi gütmeye gitmeyeceğim de Ümit Sadıç'ım yani ziyareti geldim. Evet. Hayır saati daha var Sadıç. Öğlen öyle doğru mu olur? Nasıl olur vallahi bilmiyorum da. Bakalım lokmacılığa falan ne zaman gelir. Sen gel bakalım hayır, sen de gelebilir misin? İnşallah gelmeye çalışırız bir iki saatliğine bakalım. Aynen keçileri. Aynen.
yön tayini verersen kendi bildiğini. Evet. Yukarı doğru. Bazen keçileri yalnız salıyorsun herhalde sen daha, değil mi? Evet. Sürekli salamıyorum da bir iki saat ona. Arada bir. Evet. İşin kaydın olduğu zaman. Aynen. Kendi bildiklerini gidiyorlar. Çok saldık mı çakallar sıkıntı yapıyor. Çakal durumları nasıl son zamanlarda? Son zamanlarda çok çoğaldı çakallar. Yani. Hadi be. Evet. Biz de her gün dağa gitmediğimizden tabii bir tık dışarıda kalıyoruz da. Aynen. Sen daha iyi bilirsin. Yani akşamları bir olumaya başladı, her taraftan çakal sesi. Ya ulan ya ya. Allah korusun valla. Köpekler aslında seni bir tane sağlam gangal bulabilsek. Gangal değil de akbaş olsa daha iyi oldu. Akbaş mı? Evet. Sen akbaşı çok seviyorsun değil mi? Evet. Ya akbaşlar... Gene mi yapışmış? Akbaşlar biraz daha hareketli oluyor. Şey gangala göre değil mi? Aynen. Kangallar sıcak oldu mu ormandan çıkmıyor bunlar. Çok çıkmıyor, doğru. Serin bölge şey olacak. Serin bölgeye alışkın yani kangallar. Doğru. Bir akbaş bulursak bakalım, bir yerlerden haberdar ederim ben seni. Güzel bir akbaş, senin sürünün başını sart. Evet. Senin köpeklerin de yine iş görüyor da. Onlar öyle şey ırk bir köpek değil yani, normal. Normal gırma köpek. Gırma köpeklerden. Uy, de gidi de. Kemri buradan mı sarıyorlar çörcükle? Aynen, şuradan sarıyor. Avo, sen bayağı kemri biriktirmişsin Sadıç buraya ha? Bir senelik kemri ya. Bir senelik mi bu? Aha. Hepsini mi aldı? Yok, ara römork hesabı alırdı. Kaç römork aldı? Daha bir römork sardı ama bir iki tane alacak herhalde. Bir iki arabı saracakmış mı? Aha. Sen uzman keçi gübresini bir sene biriktiriyorsun. Bir aynen. Sene sonra bir ikinci satıyorsun ha? Satıyorum, tarlaya çekiyoruz. Kendi tarlana çekiyordur. Aynen. Kaç para şimdi bu keçi gübresinin bir arabası, bir romorku? Bir araba romorkunu 4 liraya verdik. 4'e mi verdik? Ucuz değil mi ya 4 lira? Ucuz da ne yapacaksın? Böyle fazla parada gözümüz yok diye. Millete daha pahalı geliyor yani. Pahalı mı geliyormuş daha? Aynen. Ya sadece bizim zeytinlikler attığımız normal gübreyle 5 ay... Çuvalı 1000 lira. Yani. Çuvalı 1000 lira. Bir de 5-6 ay içinde etkisini aynen. Kaybediyor. Bu organik yani. 10 sene organik. Dursa yani etkisi devam eder. Öyle bu 10 sene dursa bile devam eder dediğin gibi. Aynen. Ama maşallah Sadıç be. Görüntüye bak. 41 kere. Ayağını ağırdan ağırdan rampayı yukarı sardılar. Daha yarısı da içeriden çıkıyor. Mevcut sayımız kaç oldu şimdi? 40 tane çıktı, yerine oğlaklar girdi, bir şeyler oldu. Şu an 185-190 arası. Yekün değil mi hepsi? Hepsi evet. 190 kadar hayvan var maşallah, iyi gene. Bak köpeği kırma diyoruz ama fıldır fıldır sürünün yönünde nasıl dönüyor bak. Aynen. Köpek yine. Ya iyi de bir tane de kuvvetli köpek çağırdı işte, evet. Değil mi? Sağlam bir yakbaş, güzel gider. Hatta bir çift bulacaksın da işte erkekli dişili. Üreteceksin dişili. Onlardan çok güzel olur da. Güzel olur. Dur bakalım sen yerlerden çıkar belki. İzleyenlerden belki akbaş üretenler falan varsa. Aynen. Bize ulaşsınlar arkadaşlar. Biz bakalım bir düşünürüz ona göre. Aynen. Hakiki şöyle akbaş olacak. Hakiki olacak yani. Hakiki evet. Olsun. Kaliteli bir bulursak. Bir çift alır mıyız bir erkek bir dişi? Alırız. Onu gör bakalım hesabı kitabını bakarız. Fiyat uygun olduktan sonra. Aynen. Alırız. Tamam Sadıcığım, hadi ben seni tutmayayım. Tamam. Görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Allah'a emanet. Hayırı bekliyorum bak öğlen ha. İnşallah gelmeye çalışırım bir öğlen tamam. Arası bir iki saat. Bir aksilik olmaz gel. Aynen. Arkadaşlar masalar hazırlanmaya başladı. Daha doğrusu hazırlıyoruz. Sadece gazeteler eksik kaldı. Bunlar köyün masası sandalyesi. Köydeki düğünlerde, hayırlarda, cemiyetlerde kullanılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi aşağı hazırladık. Dayı oğlanlarından. Kardeş çocuklarından toplandık. Böyle bir hayırdır, cemiyettir oldu mu herkes bir araya geliyor. Kaç tane masa oldu? Bayağı oldu valla. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 kadar falan mı? Sandalyemiz zaten sınırsız. Oo, şurada çok güzel bir tane saat var. Size göstereyim onu. Saat ama camiden saat. Plastikten yapılmış bak. Saatin pili bitti herhalde, durmuş. 11.30'da 11.26'da durmuş. Güzelmiş aslında çalışsa. Dışarıya doğru çıkalım. Üzerimde eski üstü havada, onları değiştirmem lazım. Masa sandalye çekeceğiz diye. Eski üstleri değiştirmedim. Şimdi biraz sonra yenileri giysek olur. Başka bir çamurluk mamurluk işimiz yok çünkü.
Bak burada insanlığa da var. Selam verin bunlara da. Bu 9 dayının oğlan bizim. Adın neydi senin? Hasan. Heh, burada Hasan var. Burada Yakup dayımın oğlu. Yani biliyorlar zaten izi. Yani biliyorlar adam. Tunahan'ı zaten biliyorlar. Bu da biliyorlar adam. Bir Tayfun dayım biliyorlarmıştır. Ben Tayfun. Aynen Tayfun dayıma da tanıtmış olalım. O da annemin bir büyük abisinin oğlu oldu değil mi? Ama aynen. Piyasada görünmüyor. Tenhalarda. Valla yağmurlu bir havadayız. Daha da geliyorlar aşağılardan. Bayağı bugün bir 70-80 darda çocuğu. Onlar bizim bugün sülale bayağı kalabalık. Bak İsmail var burada bak. Ya, bu da Özkan dayım oğlu. Bu da Manisa'da duruyor. Hayır var diye gelmiş. Bu da ufak kardeşi. Manisa'dan, İzmir'den herkes toplanıyor bugün. Dur kapatma. Sizin değil mi termos? Tamam ya. Ama dökülebilir mi? Açık şöyle kaldırım. Tamam bunda ne varmış? Size önceden göstereyim ben arkadaşlar. Ha, bunda kara zeytin var. Bunda su var. Bunda ne var? Bunda da hazır dilimlenmiş keçi peyniri var. Lokma ayır olacak olduğundan. Ha, yeşil zeytin mi var? Yeşil zeytin mi o? Ya bakayım ona da göstereyim ben. Kapatayım kapıyı. Hmm, ne bakalım dadına bakalım bir. Oğlum kapı niye kapandı? Tamam götür. Azıcık sert. Limon yok mu? Limon sıkıydı giydin onun içine. Tamam kapattık. Varsa başka koyacak bir şey koyalım. Tamam ya. Tamam herhalde. Ya arkadaşlar işte şu gördüğünüz taş duvar dedemle nenemin evi. Bugün dedemle nenemin hayrını yapıyoruz. Karacakaş köyünden küçükken yanına gezmeye geldik mi? Şuradan pencereye tık 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 çaldık mı? Hemen dedemle ninem içeride olurdun. Ey gel gel dirledin hemen. Av köpekleri olurdun hemen şurada. Şimdi dayımda da gelçi köpek. Av köpekleri var yine. Tavşan av köpekleri. Orada dedemin neslini devam ettiriyor. Ya anne sen burada büyüdün değil mi? Ne günlerden desen ya. Çocukluk evim. Çocukluk evin senin annem, burası. Annem babamın evi. Annen babanın evi. Ya. Şimdi duran muran yok tabi. Öyle. Dağılda göçeyim diyor zaten. Göçeyim diyor gari. Bazı koyulacak bir şey arabaya koyayım ben. Turşu var işte orada. Ver bana turşu kova içinde sen. Şey Arantaralı'na gitti dedi. Tayfun dayın ama. Kitlemiş mi? Arantaralı'ya geleyim babamdan dedi. Onları koy, onu koyayım arabaya dedi. He iyi o zaman i̇yi tamam. İyi ki daha var şurada da. Tamam onları da alırız. Tamam Gülşen abamın keçi var değil mi? Keçisi var mı? Bir iki de vayalım. Araba gelmesin. Oo bayağı var lan 4 tane. Bir de kapının arkasında var 5 tane. Bayağı çoğaltmış Gülşen abam hayvanı. 5 tane yapmış. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İşleniyor da. Anam komşularla konuşuyor. Tamam ver ben. Çok çok kalabalık da. Ben bez koydular. Ali sen reçelci miyiz sen? Ben de reçelci. Tabak nerede? Yoğuşun onun kafası. Reçelci miyiz sen diyor. Ben reçelci. Çiğ nasıl koyuyorsun sen? He? Teyzemin peynirci bak. Annemin ablası. Çiğ nasıl koyuyorsun sen çek? Bak biraz zorluk çekiyorsun. Değil mi? Tabii ya. Vallahi bak. Yakında olanlar buyursun gelsin. Ben buldum. Hayırımızda. Geç kaldı. Bir önceki videoda olması lazımdır o. Bir tane daha reçel olacak. Bir tane daha alayım. Al bakalım benim sineği de koy. Ama türü yok böyle içeri. Bayağı da büyükmüş sinirimiz. Ama buraya koyacaksın içeri bir tane. İkişer tane mi yapıyorsun? He. Ya bir sofrayı ona göre dağıtalım. He tamam. Ya neyi alırsak aynısından iki tane mi alacağız? Evet. Tamam. Keçi peyniri, bu turşu, bu yeşil zeytin, kara zeytin. Bu da çilek reçeli falan değil mi? Kendi kendine mi konuşuyorsun? Hey! Kendi kendine mi konuşuyorsun? Aa kamerayı konuşuyor, kendi kendine konuşmuyor. Teyzem acaba kimden konuşuyordu herhalde bana? Tamam mı benim gideyim mi? Yok bir tane daha reçel. Ha tamam. Bir tane daha reçel tamam, alacakmışım. Tamam Emre al sen sineği koyun ha. Bu da Emircan birader. Tamam buraya al. Çek. Gidiyorum ben. Güle güle.
Benim masam hazır. Ben aldım iyi bir belediye. Gülsün abi bir saniye bakalım. Onu yap. Adamlar yukarıda, yukarıya doğru yemek götürüyorum ben de. Hayırı bitirdik arkadaşlar. Çoban evine geldim. Hayvanlara yemleme saatimiz. Allah kabul etsin, güzel oldu. Hayırımız kalabalıktı. Yaptık. Rabbim dedemizin, nenemizin hayırını kabul etsin inşallah. Tam hayvan bakım saati. Sat. Oo. 54 cede burada. Denizden en traktörü. Vize yaptırmışlarmış bunları. Babam getirmiş gelmiş buraya. Gelin bakayım. Azıcık yemleri az geldi arkadaşlar da. Bunun üzerlerine dökmem lazım. Al bakalım sen de. Az gelmesin. Biraz gözümü kovayla verdim de artık hayvanlara da iyice her zamanki verdiğim ölçü yetmeme başladı gibi geldi. Biraz da ilave yaptım. Dur lan dur. Sizin nasıl oğlum? Simental. Heh, aslanım benim. Ne yaptın oğlum? Alam alam oğluma bak sen ya. Bence şu oğlanı bak ya. Aferin. Aferin oğluma. Aşağı. Şuradan bir balya saman getireyim. İleriden gelecektin aslında da. Yağmur da çiliyor şimdi. Bir balya götüreyim. Ara ara hava atıştırır durdu bugün akşama kadar. Çiledi durdu hep. Çok aşırı öyle şaldır şaldır yağmadı da. Çileştirdi durdu yalnız. Buradan açacağım, buradan da veririz saman. Lan koca olan sen. Lan koca olan lan. Gezi fiyatlar az daha yükseldi mi gidecek bakalım sen. Aslanım benim. Arkadaşlar, hayvandan yemlemesini yaptım. Yavaş yavaş çıkalım. Yemlerini verdik. İlavesini yaptım. Biraz vakit geçti. Üşümüşük abi. İçeri geçtim. Hadi bakayım dünetlerinizi siz de. Hadi. Olayı şuraya koyalım. Kapılarımızı kapatalım. Sat oldu oğlum. He? Gel aşağı. Traktör burada kaldı arkadaşlar. Burada dün yağmur yağmadan önce hızlı bir şekilde çalışma vardı bizim. Onun çekimini yapamadım size. Biraz acele çalıştık babamla. Bunun arkasında kepçe vardı. Kasanın önünde de 54C. 54C'ye kasayı taktık. Kendi traktörümüzle de kepçeyle işçilik yaptık. Buradan doldurup gübreyi zeytin bahçelerine götürdük. Biliyorsunuz burada 1-2 seneden beri tarlalara dökmezden önce gübreyi buraya döküyorduk. 10 arabalık falan gübre vardı. O gübreleri zeytin tarlalarını dağıtmaya başladık. Biraz şimdi karanlık oldu artık. Gece oldu. Fazla bir şey kalmamış da gene bir 5 arabalık falan rahat çıkar yalnız şurada gördüğümüz. Ona da burada kepçeyle çalışacağız. Traktörün keyfi iyi bu arada. Maaş dinamosundanmış geçenki arıza. Maaş dinamosunu söküp tamirini yaptırdık. Onu yaptıktan sonra traktör düzeldi arkadaşlar. Artık çalışıyor. Şöyle sizlere de göstereyim. Böyle çalışıyor da şimdi hava soğuk olduğundan kızdırmadan bastığım için çalışmayabilir. Hafiften şöyle bir kızdırayım bakalım ısınsın motor. Kontağı yarım bir şekilde çeviriyoruz. Yarım bırakıyoruz. Bu traktörlerde kızdırma o şekilde. Ondan sonra basacaksın. Bu şekilde. Düzeldi yani artık çalışıyor. Aküde bir sıkıntı yokmuş. Maaş dinamosu arızalanmış. Maaş dinamosunu yaptırınca bizim traktör düzeldi. Keyfi yerine geldi. Universal can ya. Demirine de kaldırdın mı bir yakışıklı gözüküyor. Aynası da var. Aslında hep bu şekilde durması lazım da.
zeytinliklerde çift sürerken dallara takışıyor diye bunu biz kaldıramıyoruz fazla. Yatak duruyor. Geçen gün kaldırdık, öyle kaldı. İşte o bedem, hadi. Tamam. Akşam mezanları okunuyor arkadaşlar. Aziz Allah. Biz de videomuzu burada kapatalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Güzel bir gün geçirdik. Ümit'in yanına gittik. Ümit'le muhabbet ettik. Sohbet ettik. Hayırımızı yaptık. Dedemin, nenemin. Allah kabul etsin. Güzel oldu. Bizim köyden de gelmeye başladı ezan sesleri. Aziz Allah. Hadi bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu destek amaçlı beğenip paylaşmayı unutmayın. Başka diyecek bir şeyim yok. Hadi bakalım. Görüşürüz. Sat. Herkese merhabalar arkadaşlar. Videonun içine küçük bir hatırlatma eklemek kendi istiyorum. Kendi zeytin bahçelerimizden topladığımız taze zeytinlerimizi şimdi yahaneye gidip yağ sıktıracağız. Şimdi yahaneye geldik. Toplamış olduğumuz yeşil zeytinlerimizi içeriye gönderip yağ sıktıracağız arkadaşlar. Ambardan elek usulüne içeri giriyor zeytin. Kovanıp en son içeride yağ olarak çıkacak. Evet arkadaşlar, şimdi yahanenin iç kısmına geldim. Burada da makineden yağ çıkıyor artık. En son aşama, zeytinin dışarıdan giriş aşamasını gösterdim. Son aşamada buradan zeytinyağı çıkıyor. Şöyle tası da dolduralım. Yağın ne kadar berrak olduğunu da göstereyim ben sizlere. Zeytinyağı fabrikasında yağ sıktırdıktan sonra evimize getirdik arkadaşlar. Evimizde sizlerden gelen siparişler üzerine 10 litrelik ve 18 litrelik tenekeler halinde güzelce paketlemesini yapıp kargo ile sizlere ulaştırıyoruz. Ekranın altındaki görmüş olduğunuz telefon numarasından bana ulaşıp sipariş vermek isteyenler siparişini verebilirler. Hepiniz Allah'a emanet olun.